Şimdi zenginlerden dönelim. Köyünden çıkıp şehre gelenlere, eğer köyünüzde toprağınız duruyorsa eve dönmek için bir şans var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Akıbaba bugün bir büyük müjde verdi, teşviğin müjdesini verdi aslında. Şöyle ki devlet köyüne dönenlere tam 300 damızlık koyun hibe edecek. Ne yapacağız oğlum? Köyün bütün tarlalarını satın alacağız. Bir sürü inek, öküz alacağız. Hay öküz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Türkiye'de herkes şehre taşındı, hayvancılık yok. Oo, hayvan kalmadı diyorsun da beni üzüyorsun. Çiftçilik bitti yani. Üretim yapabilmesi için destek çıkılması lazım. Köylü köyüne dönsün tabii ki. Kendi özüne dönecek. Doğal olarak bizler de köylü ürettim mi eti de daha ucuza hem de sağlıklı yiyeceğiz. Köye insanların dönmesi ve üretmesi lazım. Köylerde tavuk beslemiyorlar adamlar. Gidiyor benim gibi şehirden tavuk alıyor, yumurta alıyor. Öyle ya. Gayri büyük şehirde yaşayacağız. Şehre mi gideceğiz? Bakanlık diyor ki şehirlerde karın tokluğuna çalışıp temizlik işi yapacağınıza biz size destek verelim. Siz de kendi işinizin patronu olun ama önce... Mutlaka köyünüze dönün ve topraklarınıza sahip çıkın. Eğer siz köyünüze dönerseniz yeniden hayvancılıkta canlanmış olacak. Beautiful yani, tek kelimeyle harika yani. Ay ben de köylüyüm. Köylü köyüne dönse, yeniden hayvanlara baksa, üretse et fiyatları düşer mi? Düşer. Normal bunlar 1100 lira, 1200 lira, 1600, 1600 liraya kadar burada mal var. 600 bin, 650 bin, 550 bin, 500 bin'e kadar mal olurdu yani. Yarı yarıya siz fiyatları etkiler diyorsunuz. Abi yarı yarıya etkiler. Peki köye döndüğünüzde ne olacak? Bakanlık size 300 tane damızlık koyun verecek. Sonra siz o koyunları besleyeceksiniz ve bunu yaparken de size asgari ücrette ödenmeye devam edilecek. Bunun sonucunda da hayvanların fiyatı ucuzlayacak. Bunu hükümet böyle yaparsa Türkiye'yi fabrika ayarlarına geri döndürür. En güzeli. Bence yani dönmeleri lazım değil mi? İşsiz insanlar var. Bunlar için bana göre güzel bir teklif. Ben sana bunları veriyorum ama senin toprağını da ipotek altına alıyorum. Aynen. Sen borcunu bana bitireceksin ki ben toprağını sana öyle geri vereceğim. Şehirdekinden daha iyi yaşar onlar köyüne dönse. Köyüm olsa gider miydim diyorsunuz? Yani aynen öyle.